Aha kilitle kilitle, dolabı kilitle. Aha Enayi. Kilitledim kilitledim. Enayi. Gel buraya oğlum, aferin. Good boy, good boy. İyi iş, iyi iş. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün oyunun en az oynanan katiliyle oynayacağım. Bu öyle Toto'dan sallama bir bilgi değil. Gördüğünüz gibi resmi bir sitede. Timmy'si en altta görebilirsiniz. En altta Dark Lord var ama bu test server'da şu an ana oyuna gelmediği için bunu dahil etmedim. Zaten şu an oynama fırsatım da yok ana oyunda olmadığı için. En aşağıda Twins var. Gençler, bu arada buradaki bilgiler son bir ayı kapsıyor. Haberiniz olsun. Tüm zamanların en az oynanan katili Twins değil yani. Zaten öyle bir şeyi bence istatistik olarak tutamazlar da. Son bir ayda Twins'de 90 maç atılmış. Son bir ayda Huntress'le ise 924 maç atılmış. Aradaki farkı oradan anlayabilirsiniz. Facegame'im site linkini kapatıyor. Facegame'imi şöyle kapattım. Daha detaylı bakmak isterseniz link burada arkadaşlar. Oradan gidip bakabilirsiniz. Bu arada benim karakterin gücüyle ilgili çok bir sıkıntım yok yani. En az oynanıyor diye bu katil en güçsüz demek olmuyor arkadaşlar. Demek ki insanlar bunu oynamayı tercih etmiyor. Bu arada birisini gördük, direkt Victor'la bir devam edelim. Yani hani bunu çok oynayan varsa böyle mainleme seviyesinde. Sizce neden en az oynanan katil? Bununla ilgili bir fikriniz var mı? Güzel, hasarı verdik. Aha! Bu ne yapıyor? Atlayabilir mi oradan? Ay, NT. Killer Shack'e doğru bir yola koyulalım ya. Hanımefendi, yani bakın size burada yaklaşık 50 kilometre öteden geldim. Oğlum Victor nerede? Lan Victor'u çağıramadan öldü. Şunu bir düşüreyim de LMG'ye sonra gideriz. Oğlum bu nasıl hit değil? Lan bunlar nasıl değmiyor oğlum? Hitbox'ı bozuk. Hitbox'ı bozuk killer. Ya niye ki güzel kardeşim? Niye ki yani hani? Devirmek zorundasın. Peki sen bilirsin. Yok ya. Window fake mi atacaksın? Window fake atacakmış akıllı. Buğun da açtılar. Bu maç biraz tehlikeli bir maç. İyi başladılar yani kurbanlar. Biraz kötü oynadık. Victor'la orada iki tane çok saçma ağaç hiti kaçırdım yani. Onu tam anlayamadım. O bir lehimci daha yandı. Yani Victor'la oraya gitsem bile vursam bile zaten hocanı her türlü bitirecekler. Ama şu an Victor sırtında olduğu için bitiremeyecek. Çok güzel. Onu aciz durum efektine soktuk. Victor'dan kurtulması lazım Jhen'i bitirebilmesi için. O yüzden Jhen'i bitiremeyecek. Yetişeceğiz Jhen'e. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oo güzel. Zaman da kaybetti. Burası iyi oldu. Burayı iyi tuttuk. Burayı iyi tuttuk. Sanki ileride mavi tişörtlü, beyaz tişörtlü birisini gördüm. Güzel. İyiyiz iyiyiz. Yavaştan toparlayacağız arkadaşlar. Böyle kötü oynadığım maçları sonradan çevirme özelliğim var biliyorsunuz ki. Bir şekilde çözeriz. Şuraya bir güç patlamasını verelim. Oo, bir lehimci daha yandı. Merhaba. Oğlum ne dedardı ya? Ya ne dedardı ya? Dedart mıydı gerçi o? Dedart mı attı? Tam animasyonunu göremedim ama şey de yapmış olabilir. Neydi o Allah'ın belası perk? Kayıtlara geçmesin miydi? Neydi? Victor'u şuraya bir park edelim. Senin yerini görelim. Şuraya bir tepiğimizi vuralım. Hmm, o Jhen'e yaralı yaralı inat ettiniz derken ikinci Jhen'e de inat etmişler. Peki. Peki peki, anladım. Sen neymişsin be abi? Ham! Slug mı? Biraz daha bekleyebilirdim tabii. Değil mi arkadaşlar? Sen şeyi kurtarmaya geldin. Hocam ona izin veremiyoruz maalesef ya. Diğerini kurtaracak. Peki. Şöyle bir beyaz yapalım. Oğlum bir daha benim küçük Victor'umu ellesene lan. Yetmedi. Seni de kovalıyorum ki ben o zaman. Güzel fake. Evet. Yavaştan direniyoruz. Buna da bir beyaz yapalım o zaman. Ne dediniz o işe? %10 %10'dur arkadaşlar. Jeneratörü tamir ederken beyaz patlarsa daha fazla geriliyor diye biliyorum zaten. Ablacım, geldiğimi de mi duymuyorsun ya? Maçın seviyesi çok değişik şu an. Hani sanki maçı biliyor gibi başladılar yani oyunu. Böyle iyi başladılar. Victor'a birkaç dodge falan attılar. Sonra adamlara mı bir şey oldu? Ben mi oyunu öğrendim? Bak Victor geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Hemen gidip onu alalım şimdi. Oo, bir dakika. Tespit edilemezdeyiz ama geldiğimi görüyordur muhtemelen. Görmüyormuş. Çok güzel. Son beyazı da kullandık. Hocam merhaba. Yok muydu lan Murim? Yoksa bunun son asılışı mı değil? Ne kadar adil oynadım değil mi bu maç? Herkes iki kere mi astım? Ne oldu? Aynen. Herkes iki kere astım galiba. Al onu, al onu, al onu. Tamam. Aa Mori. Dur yeşil Mori atalım şuna. Bir dakika arkadaşlar. Açığa götür. Victor da sırtımızdayken Victor'la Mori'mizi bir atalım. Saldır. Victor saldır oğlum. Şık şık şık. Isır. Tut. Heh, bir de emir bekliyor ya, bak bana bakıyor. Emir bekliyor. Heh, ye oğlum, aferin.
Arkadaşlar bu da kaniş gibi kaldı ya. Bunun böyle küçük olduğuna bakmayın. Bu benim ikizim. 38 yaşında ya. Kaldı 13 santim olarak. Buna ne yapacağız bilmiyorum. Büyümüyor eşi oluyor eşit ya. Ne o? O iz ne? Kanka sen ama biraz bokunu çıkarıyor bu işin ya. Ya dur bir. Tam dönerken atamıyorum. Yani dediğim gibi güç olarak bence güçlü bir katil bu yani. Hani güçlü demeyeyim de hani çok az oynanacak kadar güçsüz bir katil de değil. O yüzden ben Victor'daki sorunun yani daha doğrusu Twins'teki sorunun güç olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar az oynanmasındaki şeyin. Bu konuda bana yardımcı olmalısınız arkadaşlar. Sizce ne yani temel sebep? Tamam adamı fake dedik. Ay kötü ıska. Kötü ıska. Acele etmememiz lazım. Bak diğer hitlerde ne güzel hiç acele etmiyordum. Bekliyordum böyle sabaha kadar gerekirse. Bekle bekle sana bir Victor'u salayım da şimdi. Gel bakalım şimdi bana yine şey. Oğlum kendi katilimi oraya koydum bloklamış gibi oldum. Biraz beklediğiniz zaman kurban zaten hep aynı hareketi yapmaya başlıyor. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Böyle örüntü gibi işliyor. O kısmı çözerseniz bitiriyorsunuz yani Victor kısmını. Bu da öldü. Evet, hatch arayacağız arkadaşlar. Ya aslında bunu yerde bırakıp hani diğer kurbanı da arayabilirim de arkadaşlar. O bana çok yorucu ve sıkıcı geliyor. Çünkü diğer kurban hayvan gibi saklanıyor o sıra. Aha! Diğer kurban hayvan gibi saklandığı için hani zamanımı kaybetmek istemiyorum. Bir şey diyeceğim. Çok mantıklı bir şey buldum. Bu kapıya Charlotte'u koyuyoruz. Bu kapıya da Victor'u koyuyoruz. Belli bir metre yakınına gelirse zaten göreceğiz. Hah tamam. Bu kapıda da Charlotte'a geri geldik. Adamı gördük. İşte arkadaşlar yardımcınız varsa değerlendirin. Maçın başındaki o iki ıskadan sonra ağacın oradaki ki bence onlar hitti. Yani nasıl değmedi bilmiyorum. Maça gidiyor olarak düşündüm bir an. Arkadaşlar şimdi dürüst olalım. Bir panik yaptım. Bir tedirginleştim. Bir stres boşanını nasıl yaşadım. Buradan benim katile fırlatabilir miyim Victor'u? GG. Birisinin doğum günü herhalde. Arkadaşlar bu arada Victor'a compound egzersizler yaptırarak bench press, squat, deadlift gibi. Gördüğünüz gibi onu hayvan gibi bir hale getirdim. Eğer bireysel koşuluk istiyorsanız görüşürüz. Maçı kaybettim. İki kill'den fazla almam mümkün değil. Ölene dek Ormond'un it bir map olduğunu savunacağım. Ölene dek. Şuraya park edelim şarımızı Victor'la gidelim. Bu arada pembe bir eklenti çıkarttım. Charlotte'a uyandığım zaman yani Victor'dan Charlotte'a geçtiğim zaman tespit edilemez oluyorum. Merhaba başkan. Hızlıyım biliyorsun. Sağ sol sağ sol derken o örüntüyü çözüyorsunuz. Şu an tespit edilemezdeyim. Aslında ona gitsem yetişirim diyeceğim de. Gitmeyeyim. Çok uzakta çünkü ve güçlü bir spotta. Jen devriyesine devam edelim. Doğuşu bile tatlı ya. Diye doğulur mu anasını satayım. Jakepar seni görmediğimi sanıyorsan eğer yanılıyorsun bro. Boyun 1.10 adım Cafer. Güzel. İki yaralımız var. Şimdi tespit edilemezdeyiz uyandıktan sonra. Dedi şiş. Ya dedeye flash almış. Defol git. Toolbox'ını al. Bak işine ya. Kıvrak mı attı o? Aynen. Kıvrak attı. Tamam. Burayı tutacağız arkadaşlar. He Steve ne olmuş? Dondurma mı satacaksın bana? Gel bakalım. Bir Victor da sana geliyor o zaman. Güzel. Dört yaralı. Uyandıktan sonra tespit edilemez olduğumuz için. Dede bizim nerede olduğumuzu anlamadı. Devir onu. Boş yapma. Devir çek paletini. Dedem öldün. Okey okey benim işime yarar. Oy iki tane jump patlattık süper. 20 saniye tespit edilemez gayet uzun bu arada. Tamam iki jende geriliyor şu an süper. Bunlar iyileşti nerede iyileştiler acaba? Teşekkürler info için. Ben geliyorum çocuklar. Hatta beni boş ver. Victor geliyor şu kapıyı da bloklamış olduk. Birisi yanımda can yapıyor bir dakika. Burada olduğumu anlamayabilir. Evet işte tespit edilemezin önemi arkadaşlar. Ben uyandıktan sonra nerede olduğumu anlamıyorlar. Bir yapay zekaya karşı oynuyorum şu an bir dakika. Bak bir de win no fake'den. Alo? Yine bir kurban ve Steve. Bir dakika. Senin dilinden bu anlar. Yani ağaçtakinin aynısı. Ağaçtaki niye hit olmuyordu da bu oldu anladın mı? Beyaz jenini tutar mıyım diyeceğim de beyaz jen zaten orada. Tamam oraya götürelim. Oo bloğa geliyorlar. Peki. Ah. Peki 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuraya bir tekrar vuralım o zaman. Ya sen bir hayvansın ya. İnsan bir fake verir oğlum. Dedecem bitirmiş. Dedecim biraz tilt etmiş olabilirim kusura bakma. Oo bir can daha bitti ve bu da çok yüksek. Peki peki arkadaşlar siz bu maç biraz kaşınıyorsunuz anlaşılan. Steve devam et güzel kardeşim o jene de. Full yıllanıyorlar şu an. Full yıllanıyorlar. Full yıllanmalı oynuyorlar. Steve geldiğimi anlamadı galiba. Maçın fokusundan kamerada sola sağa kaymışım bir yerlere anasını satayım. Aa beyaz kancayı kaçırdık. Aa kitle kitle dolabı kitle. Aha enayi. Kitledim kitledim. Enayi. Gel buraya oğlum aferin. Good boy. Good boy. İyi iş iyi iş. Seni beyaza götürelim yetişir mi bilmiyorum ama. Steve merhaba. Reis kıvrak mıvrak bir şeyler atıyorsun da.
Çok da Fifi Amnium. Evet, yine tespit edilemez durum efektiyle Steve'e gidiyoruz arkadaşlar. Oo, merhaba. Geldiğimi anlamıyor, tespit edilemez de olduğum için. Güzel, bu spotta kalması şahane oldu. Diyecektim ki başka yere gitti, tamam. Direniyorum acılarına yine dünya. Tamam, güzel arkadaşlar. Öyle bir şey yaparak pencereden atlamasını engelledim. Evet, nice. Yani bu maç heal geciktiren herhangi bir perküm olsaydı mahvetmiştim adamları, var ya full heal'lanıyorlar. Sayı yaptım var ya, sayı yaptım Stevie, sayı. Çok iyi, paleti de aldık. Tamam, son beyaz kancayı da bitirmiş olduk. Başkan merhaba. Seni bir düşürürsek şahane olur. Şş, vurma lan. Şş, gelme. Steve de yaralı. Fena iyi, kilitledim dolabı da yetişebilir miyim bilmiyorum. Ne kadar kilitliyor dolabı bu arada? Kaç saniye kilitlediğini bilmiyorum. Yeterli bir miktar, yetişirim gibi. Kayıtlara geçmesin mi o? Dedem, yapma dedem. Yapma güzelim. Yapma güzelim benim, yapma. Yapma canım. Mırıbı. Şş. Oğlum oranızı mahvettim, ne oldu? Geldiğimi anlamıyor ki, hop. Steve, Dede Dambri olabilir mi? Oğlum çakal Steve'e bak lan sen. Neyse, burayı salamayız yani hani şu an. Ya Dede Dambri ile kalktı, hay anasını satayım ya. Hay anasını satayım ya. Olmamalıydı bu yani, bu olmamalıydı ya. Neyse, kancadaki öldü. Kancadaki öldü en azından arkadaşlar. Dede, bir Dambri daha yoktur herhalde yani, 2016 DB'de mi oynuyoruz? Victor geri oğlum. Yani bu spotta Steve yakalamam imkansız gibi bir şey. Ama öyle ağzına verirler işte yani, kusura bakmayın arkadaşlar. Steve bu maç biraz tilt oldum, ne yalan söyleyeyim. Aferin, good boy oğlum. Biraz başını sevelim arkadaşlar, good boy. Bir de şu düşürdüğün kurbanları sırtına alabilsen Victor, var ya bir şekilde. Artık Charlotte'un ruhunu muhunu çağırıp. O zaman güçlü olacaksın işte de. Gel oğlum gel, good boy gel. Victor'cum bir de sana zahmet, palet kırabilirsen eğer. Öyle bir ricamız olacak senden. Acaba erkekler Jen yapmadığı zaman ne yapıyorlardır? Evet, okey oynuyorlar galiba. Bir dedeye göre fazla gıcıksın bu arada. Hani gerçi dedelerin hepsi gıcık da. Dede dediğin Jen yapar. Ne geliyorsun flash tutuyorsun? Gerçi Jen yaparsa daha fazla tilt olurum. Dedeciğim boş ver, Jen yapma. Sen flash'ına devam et. Bu daha ölmemiş. İşte eski toprak arkadaşlar. Adam gitmiyor ya. Sümük gibi yapıştı ya maça. Maça sümük gibi yapıştı. Git artık hayatımdan ya. Victor'u bıraktım. Ana da burada bekliyorum. Dede saldı. Victor'la hiç kapatabiliyor muyduk? Vallahi arkadaşlar unuttum, ne yalan söyleyeyim. Deniyoruz. Aa hayır. Oğlum Charlotte'a geçemiyorum. Ya hayır ya. Bulma. Şş. Tamam, Victor'un yakında gelirse anlayacağız, daha gelmedi. Aa, adamda adrenalin varmış. Tamam arkadaşlar, taktiğimize geçiyoruz. Evet, taktiğimize geçmemize gerek kalmadı. Yok öyle. Yok öyle rüşvet. Yok. Ulan siz beni Amerikanya polisi mi sandınız ha? Arkadaşlar iki videodur bana rüşvet teklif ediliyor, onu fark ettiniz mi? Acaba alçak ve namussuz bir insan olduğumu mu anladılar? Tokadı koyarım he. Ormond arkadaşlar, vallahi billahi kurbanlıklık bir şey yok yani. Şu kurbanlar başka map'te gelse mahvederim. Ya tamam, yine 4 kill aldım da. Şu kadar direnemezler bile. Ya bu Ormond beni çıldırtıyor ya. Bak, loop spotları açısından çok daha güçlü map'ler var Ormond'dan. Ya da ölü itibarından. Ama bilmiyorum yani, artık psikolojik mi yoksa gerçekten hani jenler falan mı birbirine yakın, kurbanlar hızlı buluyor bilmiyorum. Bir şey oluyor yani map'te. Bu karakterle ilgili şahsi fikrim ne biliyor musunuz? İki maç sonunda bunu anladım. Zaten daha öncesinden de yorum yaptığım bir konuydu. Victor gerçekten çok güçlü. Hani dojlanması zor, hızlı, tespit edilmesi zor falan, ama Victor'la birisini düşürdükten sonra Charlotte'la oraya gitmek o kadar zaman kaybettiriyor ki size. Hani temel sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Mırıbı. Bir dakika, çok uzağına gittik. Biraz yakınından atalım. Devam edelim oraya doğru. Oğlum o ne? Röveşata mı çektin Victor'a? Ne ara bıraktın lan? Daha yeni attım. Ha tamam, daha şimdi çıkarmış. Beyaz göremeyince. Devam ediyoruz ha Jenlere Ganze. He Steve Ganze, Jenlere devam ediyoruz ha. Tespit edilemez deyim. Ha değilim lan, ah ya. O eklentim bitti, doğru. O eklenti bayağı güçlüymüş bu arada da. Puan bastım çıkaramadım, puanlarım sıfırlandı. Şimdi tespit edilemezdeyiz. Ama Steve benim geldiğimi gördü zaten. Olsun, içeridekiler bilmiyor. Biliyorsunuz mu lan? Bilmiyorlar. Gayet güzel. Beyaz kanca var. Steve sakın öyle bir akıllılık yapmaya çalışma. Steve eller yukarı, Jen'i bitiriyor. Jen'i bitiriyor. Steve. Ne yetiştim var ya, ne yetiştim. Ah lan Steve, sıçtık mı bir tık? Bir kurban üstüme koştuğu zaman otomatik olarak dead art atacak sanıyorum ama bu adamın şu an dead art atma ihtimali yok. Çünkü hani kancadan birisini falan kurtarma mantığı geldi ya dead art'a.
Aslında bunu ilk yaralılara götürüp yaralıları düşürüp sonra sağlıklı birisine vermem daha mantıklı ama tunnel atıyor gibi olurdum öyle olsaydı da. Çünkü Steve'i almaya diğer kancaya astığım kişi gitti sanırım. De para koyuyor ne kanze. Bunu da aldık. Güzel. Her zaman arkana bakmak da faydalı değil arkadaşlar bu oyunda yani. Bu sefer de önünüze takılıyorsunuz. Şöyle beyaz kanca yapalım o zaman buna tekrar. Hala o jandeler anladığım kadarıyla hemen gidiyoruz. Victor'cum 500 T'ye bindiriyorum seni. Hemen yolluyorum killer check'in oraya. Ya var ya bak şimdi. Tamam kitlerim ki. Koş 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 Charlotte koş. Galiba 10 saniye civarı dolapta kalma süresi. Çık lan. Ya sen var ya nasıl bir yardımcısın ya. Her işi görüyor ya. Yardımcı değil de biraz köle tutmuş gibiyiz ama. Yapmamışız. Bir beyaz kanca daha vurduk. Çok güzel. İnanılmaz tuttuk burayı var ya. Şu jeni 3 kere beyaz kancayla patlattık. Birini mi gördüm lan orada? Oğlum sen var ya sen. Sen bir yılansın ya. Sen... Bak uzaktan denediğimiz zaman olmuyor işte. Bu adamın gireceksin içine kadar. Sonra vuracaksın. Ben size yanlışını gösterdim arkadaşlar. Yoksa orada ıskalamam yani aman deyip. Ne zaman Victor'u ıskaladığımı gördünüz. Maçın var ya başını mahvettim şu an. Bu şekil maç başına sert girerseniz gerisi çok zor geliyor kurbanlar tarafından yani. Ha heal'landınız. Victor bağlandı. Evet arkadaşlar Victor Bluetooth'la çalışıyor biliyorsunuz ki. Yanında bir cihaz bulursa hemen bağlanıyor. Ama şöyle bir kötü özelliği var. Herkese inanıyor. Herkese bağlanıyor arkadaşlar Victor. Seni bu maçtan sonra Bakırköy'e alıyoruz kardeşim. Aa birazdan arıyorum. Bak ses kasmaya bak. Kasamadık arkadaşlar. Deli manyak yani geldiğimi biliyorsan niye mal gibi palet deviriyorsun değil mi? Biraz dön bir şey yap. Killer shake orası. Sniper atışı. Aa yarım saniyeyle lan. Bir sniper daha gelir mi? Bak işte şimdi bunu yerde bırakıp full sağlıklı birisine Victor'u vermem çok mantıklı ama bu sefer de yanımda birisini göremedim. Dur o jeni bitirene vereceğim. Steve mırıbı. Steve görüşürüz. Kaçırdığım bütün hitleri nasıl kaçırdım biliyor musunuz? Acele ederek. Yani böyle hedef almadan, direkt gördüğüm gibi atarak falan. Hep o şekilde kaçırdım. Ne zaman sakin davrandım, kurbanın hamlelerini bekledim. O zaman da hep tutturdum. Kral seni kaldırdılar ama bir çay çorba içmeye falan gittin herhalde. Çok korktum. Gerçekten çok korktum arkadaşlar. Beni bombalıyorlardı. Yalnız Steve bana bir 3-4 tane tekme attı farkındaysanız. Bunun bedeli ağır olacak Steve. Bu şey gibi arkadaşlar. Abi kardeş kavgası olur ya. Siz abinize bir tane minicik böyle ensesine vurursunuz. O sizin üstünüze koltuk takımı atar mesela. Bu da öyle olacak. Sen Victor'a vurursan ben de sana Charlotte'la koltuk takımı fırlatırım. Ablacım sen salıyorsun herhalde. Ben seni oyundan çıkarayım istiyorsan. Bak tanınlamayacaktım ama salıyor galiba arkadaşlar. Hayır takım arkadaşlarına ayıp değil mi şu yaptığı? Özel bir işi çıkmadıysa eğer. Adamlar seni alıyor, heal'liyorlar falan. Ne yaptın reis? Burada bir totem kırma sesi duydum sanki. Steve bana doğru koşuyorsun haberin olsun. Onun da yerini belli ediyor. Of Leon gerçekten bak yani Japon bir firma tarafından kodlanmış bir yapay zeka gibisin ya. Sana karşı oynarken bir yapay zekaya karşı oyunu gibi hissediyorum Leon ya. Yani adam ilk akla gelen şey neyse sadece onu yapıyor. Ulan Allah'ın dilencisi. Sen diyorsun ki bu spotta fake yemem. Kıvrak attın ama Victor'a kıvrak işe yaramıyor ki. Kıvrakla aynı hızda koşuyor zaten anasını satayım. Anladın mı? Merhaba. Mini bir salak partisi döner mi ya? Halk arasında buna ne diyoruz arkadaşlar? Götü umumiye hatası. Nadir görülen bir hata şeklidir. Nasıl arkadaşlar? Oyunun seslendirmeni olabilecek potansiyele sahip miyim sizce? Victor gel oğlum. Geçtim Victor'a. Bekliyorum gelirse diye. Hadi güzel kardeşim. Arup'taki devam edebilirim sahnesi gibi kaldı ellerim böyle. Geliyorsan gel, gelmiyorsan kancadaki salsın ya. İzlerini buldum da. Galiba buldu içi. Hayır bulamamış. Balansı mı var lan? Bir dakika bu spotta kalması iyi oldu. Victor'u bir geri çağıralım. Gel oğlum. Gel abisi. Bazılarında gerçekten Dead Art hilesi olduğunu düşünüyorum ya. Kaçacak değil mi? Tek oraya bakmadım biliyor musunuz? Bulamadı nice. Maçlar güzel geçiyor aslında hani çekişmeli geçiyor. Bu maç biraz daha ben öndeydim de. Diğer iki maç falan çekişmeliydi yani. Arkadaşlar bu arada bir dostumuz yazmış. Ben onunla zaten konuşup hani cevaplamıştım ama onunla aynı fikirde olanlar varsa onlara da açıklayayım. Ben YouTube'a sadece kazandığım maçları koymuyorum. Son videolarda yemin ediyorum bütün maçları kazanıyorum yani bunu ego için falan söylemiyorum. Bir şekilde artık kurbanlar satıyor, kötü oynuyorlar. Ya da ben o an şanslı oluyorum falan kazanıyorum maçları. Yani sadece 4 kill aldığım maçları falan koymuyorum. Benim için kaç kill aldığım çok önemli değil. Maçın nasıl geçtiği önemli. Yani atıyorum herkesi ikişer
beşer kere asmışımdır, katili iyi oynamışımdır. O saatten sonra 4 escape versem de o maçı koyarım yani. Sadece son zamanlarda tüm maçları kazanıyorum. Artık bu şanstır, kurbanların beceriksizliğidir veya benim iyi oynamamdır. Orasını bilemem. Hangi etkenlere bağlı olduğunu bilemiyorum. Ama kazanıyorum yani hani. Sadece 4-4 yaptığım maçları koymuyorum yani. O konuda aklınızda şüphe varsa merak etmeyin. Biz bu oyunu kaybede kaybede öğrendik arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet gençler, keyifli bir videoydu. Victor'u oynaması gerçekten çok keyifli. Ama Victor'la birisini düşürdükten sonra Charlotte'a geçip yanına gitmesi çok eziyet yani, çok sıkıcı. Ama genel olarak bilmiyorum, ben Twins oynarken keyif alıyorum. Neden en az oynanan katil? Çok bir fikrim yok. Kesinlikle gücünden kaynaklandığını düşünmüyorum. Bence güçsüz bir katil değil. Ama bilmiyorum. Oyuncular böyle tercih etmiş. Saygı duymak düşer. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.